Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle bakın bugünkü size yapacağımız modelimiz bu şekilde sinek kanadından dağım ve yanında iki tane kiraz olan bir model e, olan da değil diyoruz arkadaşlar ben de size aynısı birebir bu şekilde bakın şöyle göstereyim arkadaşlar modeli hazırladım bakın aynı iğne oyası zarifliğinde büyük filan değil ve sinek kanatlarından da dal oluşturarak bu şekilde kel olanları hazırladım şöyle göstereyim bakın çok da güzel oldu şöyle değil yakın plan tutayım Evet şöyle bir de iplerimizi toplayıp bakalım arkadaşlar bu şekilde ışık açısından nasıl duracak evet. şöyle iki tane dalın üzerine kele olanlarımızı yaptık yapılışı da kolay arkadaşlar artık Sizlerde de iyice yapa yapa bu modeli ezberlediniz. Şöyle minik de dağı vardı. Gösterdiğim modeldi. Aynı şekilde sinek kanadından oluşan da ve sinek kanadından oluşan dalların üzerine böyle ikili kele olan modeli yaptık. Evet, şimdi modelimizi nasıl yaptık anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet, ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Bakın. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. O videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. Şimdi şu dağımızı yaparak başlayacağız ilk önce. Şöyle arasına da beşer tane tığ battı bıraktım. Bakın sağ ve solda 5 tane tığ battıyı bıraktım. Ve 2 tane tığ battının üzerine dağımız için sinek kanatlarını yaparak başlıyoruz. Bir arkayı unutalım başlar gibi tığ battın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik ve 3 tane zincir çekiyorum hemen yanındaki tığ battı ya şöyle 3 zincir kapattım 3 zincir şöyle bakın dağımız için iki tane tığ hazırladık ve bir zincirle ters tarafına döndüm hemen yanındaki tığ battıya sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum 4 zincir şöyle minicik bir yuva hazırladım iki tane sinek kanadı için bir zincirle yine döndüm şöyle bu şekilde zincirle dönünce sinek kanatları daha güzel duruyor arkadaşlar ve dört tane zincir çekerek başlıyoruz 1 2 3 zincirle de düz tarafına şöyle içine girip kapattım 10 tane zincir çekiyorum 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Şöyle tığ battımın içine girip sabitledim. Sinek kanadımız hazır. Yanına hemen aynısından bir tane daha. 4 zincirimi çektim. Yuvanın içine girip kapattım ve 3 zincir. Bakın bu 4 zincirliyi yuvanın içine giriyorum sabitliyorum 10 zincir 4 5 7 8 9 ve 10 zincir çevirdim 4 zincirli yuvanın içine girip sabitledim ikinci sinek kanadımı da oluşturdum bu şekilde şu bakın arkadaşlar aynı dönüş yaptığım bu tığ battığının içine bir tane daha sık iğne yapıp böyle tığ battığı seviyesine indim Şöyle göstereyim bakın sinek kanatlarım bu şekilde oluştu. Şimdi ara mesafesi olarak 4 tane tığ battı yapıyorum üçer zincirden. Şöyle 3 zincirimi çektim. Buraya tığ battımı kapattım. 3 zincir. İpimi güzelce esnettim her zamanki gibi arkadaşlar incecik olması için. Şöyle sıkı sıkı da zincirlerimi çekiyorum. Tıpkı iğne oyasındaki zürafaya benzesin diye. 3 zincirimi çekip sabitliyorum 1 2 3 zincir şimdi 4 tane tığ battı yaptık Şöyle birbirine yakın minik bir daha oluşturacağız bir zincirle hemen dönüşümü yaptım ve Burayı son yaptığım tığ battıya sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 zincir aynı bakın bunda olduğu gibi birebir aynısını buraya yapıyorum. Şöyle. Yine bir zincirle düz tarafına dönüyorum. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu şekil yapınca bakın şöyle şuradaki gibi kalıp gibi bir böyle dağınız oluyor. Evet. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir. Kapattım minik bir kirpik. 3 zincir şöyle dönüşümü yapıyorum. Bakın, bu 4 zincirin ucuna kapattım. Ve buraya 5 tane zincir çekeceğim. Bakın 2, 3, 4 ve 5. Bu 5 zinciri tıpkı burada olduğu gibi yuva edinip üzerine 2 tane sinek kanadı yapacağız. Bakın bir zincirimi çekip şöyle döndüm. Ve dip kısmına sık iğne ile sahip. 1 2 3 4 zincirin içine kapatıp bir kirpik oluşturdum 3 zincirle şöyle ters tarafına çevirdim kapatıyorum ve 10 zincir 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimi şöyle kapattım bakın sinek kanadı oluşturdum yanına bir tane daha aynısında sinek kanadı yapmak için 4 zincir çekiyorum bu 5 zincirin içine kapattım ve 1 2 3 3 zinciri bu 4 zinciri minik kirpiğin ortasından girip bakın bu şekilde sabitledim 10 zincir 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her ayrıntısını gösterdiğim için biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Çok kolay aslında sinek kanadının yapılışı. Evet. Bunu da tamamladık. Şöyle burada bir iki tane ilmek kalırsa güzel oluyor arkadaşlar. Eğer 5 zincir size küçük geliyorsa altı çekebilirsiniz. Şimdi geri kalan kısma da 7 zincir çekiyorum. 5 6 7 Şuradakinde 3 zincir bağımında kullanarak Bu Yuvanın içine kapatıp bakın Bu şekilde de sinek kanadımızı oluşturduk hemen yanına bir tane daha yapalım ee, Şöyle tutmamız 1 2 3 4 İçine kapattım 4 zinciri 3 zincir Çevirdim şöyle sık iğne ile sabit 10 zincir 4 5 6 7 9 ve 10 10 zincirimi yuvanın içine kapattım ve bakın şöyle tamamladık şöyle bir göstermek için zinciri çektim arkadaşlar bakın bu şekilde Dağımızı oluşturduk. Şimdi diplerine sık iğne yaparak aşağıya inelim. Dibine aşağı fazla iletmesin diye bir sık iğne yapıyorum. Bu tığ battı kısmına bir sık iğne yapıyorum. Ve Aram mesafesi 5. 2 tane de yuva için tam 7 tane tığ battı yapıyorum. 3 zincir. Şöyle bakın. Sıradaki boş olan tığ battıya kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battıya. Şöyle 3 1 2 3 4 3 Şöyle 5 1 2 3 6 3 7 şöyle bakın dağ ile yapmış olduğumuz e, bu dağımızla arasına 7 tane tığ battı yaptık şimdi bu sinek kanadından dallarımızı yapacağız şöyle bir zincirimizi çekip döndük sık iğne ile sabitledik yine 4 zincir kapatıyorum bakın Böyle sabitledim bir zincirle döndüm Aslında bu yuvada öbür sinek kanatlarıyla aynı yuva büyüklüğünde zincir sayısı olur. Kafanızda karışmamış olacak bu sayede. Şöyle 4 zincirle kirpiğimi kapattım. 3 zincirimi çekip 4 zincirin arasına kapatıyorum. Şöyle fazla büyük bir sinek kanadı olmaması için bu şekilde yapıyorum. 13 tane zincir. 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 çevirdim. Bakın, bu şekilde buralara kele olan yapacağımız için büyük olması lazım arkadaşlar. Bunları dal olarak kullanacağız. Şu tepe kısmını. O yüzden büyük yaptım. Sinek kanadını. Aynısından bir tane daha yapıyorum. 1 2, 3 ve 4 4 zincirli yuvaya kapatıp şöyle 3 zincirle geri döndüm buraya sabitledim 13 tane zincir 5 6 7 8 9 11 12 ve 13 şöyle ikinci sinek kanadımı, ikinci dalımı da hazırladım aşağı fazla etmesin diye arkadaşlar Çünkü kele olanları taşıyacak dibine bir sık iğne bir de tığ battı ya sık iğne ve üç tane zincir çekiyorum 3 zincirimi kapattım. Şimdi ilk başladığımız mesafeye geldik. Bakın bu şekilde 5 tane ara mesafesi vereceğim. Şöyle bakın sıradaki tığ battıya kapattım. Şöyle sıkı sıkı zincirlerimi çekiyorum ki tıpkı zürafa gibi şöyle ince ve zarif gözüksün. 4 5 5 tane yaptık arkadaşlar şu sökülmesin diye Evet bu dalımız bakın bunların içine şimdi kele olan yapacağız bu da arkadaşlar şöyle düzenleyince kalıp gibi oluyor arkadaşlar elimin içinde gösterirken hırpalanıyor ama siz yaparken böyle olmayacaktır Evet şimdi de kele olanımızın yapılışına geçelim Evet şimdi sıra Hele olanı yapmaya geldi bakın arkadaşlar. pemberek yapacağız. Şöyle hardal sarısına pembe ve saks mavisi açar diye düşündüm. Böyle orta kısmından sık iğne ile sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Evet 3 zincirimi çekip minik bir kirpik yaparak başlıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çekip şöyle döndürdüm. Yuvanın içine giriyorum. Kapattım 7 zincirimi. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar göstereyim. 7 zincir bu 3 zinciri bu şekilde kaplayacak etrafını ve 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. 10 zinciri çevirdim. Şöyle ve yeşil yuvanın içine giriyorum. Buraya sık iğne ile 10 zincirimi sabitleyip bak bu 10 zincirde 7 zinciri kaplıyor. Şöyle hemen yanlarına sık iğne ile sabit kilo olanın kafasını bu şekilde oluşturuyorum ve en son 15 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 zinciri çektim. En son yaptım bakın. Bu şey boşluğa bakın arkadaşlar şöyle boşluğa üstüne hiçbir şey de gelmeyecek şekilde yapıyorum. En son yaptığım yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Çünkü üst kısmını ikişer zincirli kirpiklerle dolduracağım. Şöyle bir, şöyle iki. Çevirdim. son yaptığım 15 zinciri bu şekilde kirpik yaptım. 2 zincir. Toplamda bu 15 zincire 13 tane bu şekilde kirpik yapıyorum. 2 zincir çektim. Şöyle arasından ilmek girip kapattım. 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11, 11 12 ve 13. 13 tane bu şekilde kapatıp e en sonda yine arkadaşlar bakın o üstüne bir zincir var zaten fazla çekmiyorum. Sahte sık iğneyi bu dalın içinde yapıyorum. Evet, üzerine bir zincir çekip şöyle dip kısmından ipimi koparıyorum ve keloğlanımız hazır. Minik bir keloğlan yaptık arkadaşlar. Modelde gördüğünüz gibi kirpikli kısım yoktu. Bu kirpikli kısmı ben yaptım. Hani tığ oyasında zincirden bu sık iğneli kirpikler kalıp gibi duruyor diye isterseniz sadece böyle son zincirde de bırakabilirsiniz bir tane daha yapalım arkadaşlar Evet şöyle diğer dalımızın içine sık iğne ile sabitliyorum ve 3 tane zincir çekiyorum 3 zincirimi yuvanın içine sık iğne ile sabitledim 7 tane zincir çekiyorum 4 5 6 ve 7 çevirdim. bu yeşil dalın içinden girip buraya 3 zinciri 7 zincir kapatıyor. Zincir sayılarını aynı şekilde çekerseniz bu şekil oluyor arkadaşlar. 10 zincir. 6 7 8 9 ve 10. Düz tarafına çevirdim. Bakın döne döne bu şekilde kele olan oluşturuyoruz. İğne yasında da aynı şekilde oluyor. Böyle döne döne arkadaş ipleri arda arda kele olanı oluşturuyorlar. Biz de zincirleri arda arda bu şekilde yapıyoruz tığ oyacılar olarak. Bakın. Şimdi 10 zincir de çektik. 15 tane de zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Hemen bu 10 zincirin Şöyle Sık ile Yeşil dala Kapatıyorum Son olduğu için arkadaşlar son olunca Şöyle e, kirpik daha güzel durduğu için Bir tane sık iğne yaparak dönüyorum Sonra iki zincirimi çekip Düz tarafından bu en son çektiğim 15 zincirin içinden ilmek alıp tığından geçiriyor toplamda 13 tane alıyor bu 15 zincirin içerisi şöyle 2 şöyle 3 bunu oh, bu şekilde yavaş göstereyim arkadaşlar biliyoruz diye bakın aradan ilmek alıp tığımdakinden şöyle iki zincir zincirin altından ilmek al tığındakinden geçir ve zaten oturtmak için bir zincir çekiyorum bir zincirde üzerine iki tane Şöyle 5 6 7 Şöyle. Bakın elinizle hafif kaydırabilirsiniz. 8 oldu. 2 zincir 9 oldu. 2 zincir 10 Şöyle 11 2 zincir 12 8 zincir 13 Evet bu şekilde toplamda 13 tane alıyor 15 zincirin içerisi ve son bu dal kısmına da kapatıp şöyle dibinde bakın, tutturuyoruz arkadaşlar ipimi de koparıp yakıp geliyor Evet modelimizin bitmiş hali bu şekilde bakın arkadaşlar şöyle göstereyim modelimizi gerçekten biz artık bu işi biliyoruz Bakın kalıp gibi oldu. Şöyle düzelttim. Güzelce tığımın ucuyla da. Şöyle zarif mi zarif bir model oldu. İğne oyası zarifliğinde oldu. Gerçekten arkadaşlar artık iğne oyası modelleri hepsi tığda. Bakın şöyle ters tarafını da göstereyim. Bazı arkadaşlar abla neden ters tarafını göstermedin diyorlar. Bu videonun uç kısmını kesip şöyle Instagram'da da paylaşıyorum arkadaşlar modellerimi. Instagram'da da görebilirsiniz yine Nurgül'ün tığı ve iğne Bakın zincirleri de böyle sıkı sıkı çekince kiraz oluyor. Çok tatlı oldular. Bir de sallantılı halini baktayım. Işık hangi açıdan güzel alırsa gözünüze hangisi güzel olursa. Arkadaşlar. Böyle. Şöyle yakın plan tutayım. Ara mesafesini de beşer tane verdim. Her bu ara mesafesini arkadaşlar uzak olanlar üçer tane de verebilir daha yakın olsun diye bu şekilde üçer zincir verebilir Evet modelim bu Sizler de videonun devamı için kanalımın devamı için beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim arkadaşlar şöyle Allah'a emanet olun hoşça hoşçakalın